Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İlk defa izliyorsanız ben Kazım Şanlı. Bu kanalda eğitici, öğretici, teknoloji içerikli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları profesyonel iş hayatım, tecrübelerim ve yapmış olduğum araştırmalara dayanarak bilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu videomuzda daha önce gitarımızın tellerini sökmüştük ve sorunlu akort burgu değişimlerini yapmıştık. Burgu gruplarını değiştirmiştik. Şimdi bu videomuzda ise gitarımızı da temizledik bu arada. Tel değişimlerini, yani tel montajlarını, bağlantılarını yapacağız. Onları göstermeye çalışacağım size. İyi seyirler dilerim. Şimdi ilk telimiz olan ince mi telini takmaya başlayacağız. Öncelikle arka kısımdan geçirmemiz gerekiyor. Şu kısımdan. Buradan geçiriyoruz. Daha sonra şuraya düğüm atmamız gerekiyor. Şöyle bir düğüm atıyoruz. Şöyle bir düğüm atıyoruz. Daha sonra bir iki defa daha buradan geçiriyoruz. Bir kez daha geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde biraz uzun, bu kısmı biraz uzun bırakıyoruz böyle. Diğer teller de gelince bunun üzerine binecek ve hepsi birbirini tutacak şekilde. Buradan geçirdik ilk telimizi. Mi teli. Daha sonra bu kısma geliyoruz. Bu yuvası var zaten burada. Şu delikten geçiriyoruz. Şöyle. Sonra bunu burada bir iki kez döndürüyoruz. Şu taraftan. Daha sonra biraz böyle sıkıp bir iki tur attırıp buradan bu delikten tekrar geçirirsek tekrar bu delikten geçirdikten sonra sıkıyoruz. Böyle sıkıyoruz. Evet. Yeteri kadar sıkıyorsa en son zaten akor yapacağız. Akort edeceğiz. Bu tel değişim yapıldıktan sonra akort işlemini birkaç defa yapmak gerekiyor. Çünkü teller salıyor kendini. Şimdi ilk telimizi taktık. İlk telimizi taktık. Biraz sıktık buradan. Şimdi ikinci telimize geçiyoruz. İlk telimiz ince mi teli. İkinci telimiz de si teli. Yine alıyoruz böyle. Bu kısımdaki yuvasından geçiriyoruz. Böyle çekiyoruz. İlk telimizin fazlalığını bu tarafa almıştık. Onun altından geçirip onu sıkıştırıyoruz bu telimizle. Yine aynı şekilde burada düğüm atacağız böyle. Böyle alıyoruz. Buradan geçiriyoruz. Sonra bir kez daha geçiriyoruz, döndürüyoruz. Evet,
Bunu da bu şekilde bu tarafa yatırıyoruz. Sonra uzatıyoruz. İkinci kademedeki burgu kısmından geçiriyoruz. Buradaki yuvasına oturtuyoruz. Sonra döndürüyoruz bunu. Bir tur. Daha sonra buradan alıyoruz ucunu. Tekrar yuvadan geçirelim. Sıkışsın. Evet. Ondan sonra tekrar sıkıyoruz. Evet. Yerine oturdu. Biraz sıkıyoruz. Daha sonra yine dediğimiz gibi akort yapacağız. Şimdi üçüncü telimize geçiyoruz. Üçüncü telimizi alıyoruz. Sol teli. Daha önce çıkardığımız kısmı burası. Yine hepsinin altından geçiriyoruz. Böyle. Buradan altından geçiriyoruz. Sonra buradan üstünden döndürüyoruz. Bir kez daha döndürüyoruz. Evet, böyle. Bu taraf tamam. Şimdi geliyoruz. Üçüncü kademe. Geçirdik. Yuvaya oturttuk. Döndürüyoruz. Bir tur. Tekrar içinden geçirelim. Evet, geçirdik. Çekiyoruz. Sıkıştırdık. Şimdi bunu da sıkıştıralım. Bu şekilde. Tamam. Üçüncü telimiz de yerinde. Şimdi dördüncü telimize geçiyoruz. R telimiz. Dördüncü telimiz olan R telini de aynı şekilde buradan düğüm atarak geçirdik. Ve şuradaki kademeden geçirerek yine çevirdik. Bu şekilde sıktık bir miktar. Şimdi beşinci telimiz olan L teline geçiyoruz.
Latte'yi de aynı şekilde yapacağız. Buradan geçireceğiz. Evet, elimiz biraz kendini dağıtmış. Biraz toparlayalım. Evet. Hepsinin altından geçiriyoruz. Bunları da uzun kısımlarını hepsini bu tarafa yatırıyoruz ki birbirini tutsun. Bastın üzerine diye. Bunu da aynı şekilde buradan alıyoruz. Altından geçiriyoruz. Buradan üzerinden bu şekilde atlatıyoruz. Sonra bir kez daha atlatsak yeterli oluyor. Bunu da böyle sıkıyoruz. Bu tarafa doğru. Alıyoruz onu da böyle. Sonra gelerek şu kısımdan geçireceğiz. Yuvayı denk getirelim. Şöyle. Buradaki yuvasını oturtuyoruz. Geçirdik. Şimdi biraz sıkalım. Bir iki tur attırıyoruz. Daha sonra içinden geçirebilirsek yine içinden geçiriyoruz. Yoksa düğüm atacağız burada. Bunlar biraz daha kalın teller olduğu için buradaki yuvadan geçmeyebilir. Deneyelim. Oradan sanırım geçmeyecek. O zaman burada düğüm atacağız. Şöyle. Biraz sıkıştıralım. Çok iyi olmadı. Ama alt tarafta kaldığı için sıkıştı burada. Bu düğümü biz düzeltelim şimdi. Şöyle biraz çekersek şu an gördüğünüz gibi burada altta kaldığı için sıkıştırdı onu. Böyle biraz daha sıkalım. Tamam. Bu da tamam. Son telimiz olan kalın mi teline geldi sıra. Onu da yine en sondan geçiriyoruz. Buradan alıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Evet. Burayı sıkıştırdık. Gerdirerek alıyoruz. Yuvaya oturtuyoruz. Burayı deliği karşılayacak şekilde çeviriyoruz. Delikten geçiriyoruz. Evet.
Şimdi döndürelim biraz. Dur. Buradan alalım. Şunun altından geçirirsek çevirdiğimizde o yine sıkıştırır onu. Bu teller tabi biraz kısa kalmış. İlk değiştirdiğimizde biraz daha uzundu bunlar. Biraz kesiliyor uzun kısımları. Onun için biraz kısa kaldığı için böyle azıcık uğraştırıyor şu an. Şimdi sıkıştıralım. Zaten o onun üzerine dönünce sıkıştıracak onu. Ses toklaşmaya başladı. Üzerinden geçtiği için buraya sıkıştırdı bunu. Şu an bütün tellerimizi takmış bulunmaktayız. Bu uzunları azıcık kesebiliriz sonra. Kesmesek de olur. Göze hoş gelsin diye kesebilirsiniz. Şu an bütün tellerimizi taktık. Bundan sonraki aşama akort işlemi. Şimdi akort cihazımızla telleri akort etmeye çalışacağız. Siz de evinizde akort etmek için böyle bir cihaz alabilirsiniz, akort cihazı. Veya böyle bir cihaz alamayacak durumdaysanız artık herkesin akıllı telefonu var. Akıllı telefonlarınızda bu tarz akort uygulamaları var. O uygulamaları indirebilirsiniz. İsterseniz bilgisayara indirebilirsiniz, isterseniz telefona indirebilirsiniz. O telefondan veya bilgisayardan programı açıp gitar alıyorsunuz ve buradaki gibi akort etmeye çalışıyorsunuz. Bunun power tuşu var. Bu elektro klasik olduğu için aslında buradan kablosunu takıp akort yapsanız daha sağlıklı olur. Bu çünkü dışarıdaki sesleri de alıyor ama şu an o kadar hassas bir şey yapmayacağız. Şimdi şöyle bunu da görebilmeniz için şöyle koyacağım. İlk tel mi teli mi sesini alacağız. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, şimdi akort kısmına geçtik. Bu cihazımızı önümüze koyduk. Gitarımızı aldık. İlk telimiz mi teli. Mi teli E olarak gösterilir her yerde. Şimdi tele vururken buradaki ibreyi takip edeceğiz. E ifadesini görmemiz lazım. Ses E kısmı işaretine geldiği zaman yeşil olacak zaten. O zaman bırakacağız, akort olmuş olacak ilk telimiz. Şimdi buna vururken sıkıyoruz. E'yi biraz geçtik. Biraz La. Biraz sıkma, biraz fazla sıkmışız. Geri almamız gerekiyor. Evet, şu an Mi. Yeşil oldu. Tabii ilk defa yaptığımız için teller salıyor kendine hemen. Evet. Mi oldu farz edelim. Şimdi ikinci telimize geçiyoruz. İkinci telimiz Si teli. Si de B olarak gösterilir. Evet. B'yi biraz geçtik. Evet, şu an çok yakınız. Birazcık daha sıkacağız. Sol telini ayarlıyoruz, akort ediyoruz. Sol teli G olarak, Giresun'un G'si olarak gösterilir. Evet, şu an sol akort olmuş durumda. Gördüğünüz gibi yeşil oldu. Şimdi R teline geçtik. R teli de D olarak gösterilir. Şu an R
adet elimizde akort olmuş durumda. Yeşile döndü. Bu cihaz sesleri de aldığı için biraz böyle karıştırıyor. En son hiç konuşmadan hepsini tekrar bir üzerinden geçeceğiz. Şimdi 5. telimiz olan La teline geldik. La da A olarak gösterilir. A ifadesini görünce akort olmuş olacak. Evet, şu an gördüğünüz gibi A, La olarak akort olmuş durumda telimiz. En son telimizde yine Mi teli, kalın Mi, E olarak gösteriliyor demiştik. İlk telimizde ince Mi, o da E. Evet, şu an biraz fazla sıktık. Evet, şu an evet Mi telimizde akor olmuş durumda, yeşile döndü. Şimdi tekrar hepsinin üzerinden hiç konuşmadan geçiyoruz. Birinci telimiz. Evet, şu an hepsi akor olmuş durumda. Böyle La tabını bastığınızda güzel bir ses geliyorsa akor olmuş demektir. Arkadaşlar, tel takma işlemlerini de yaptık. Daha sonra akort işlemini de gösterdim sizlere. Siz de evinizde bu şekilde ihtiyacınız olursa tel değişimini yapabilirsiniz. Akort işlemini de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunların uygulamaları var. Telefonunuza indirebilirsiniz ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu şekilde akort işlemini yapabilirsiniz. Önemli olan burada tellerin isimlerini bilmek, harf olarak nasıl gösterildiğini bilmek. Daha sonrası zaten ayar işi. Bu tek tek ayarlayacaksınız. Telleri ilk değiştirdiğiniz zaman bu teller kendini salar. Sık sık akort etmeniz gerekiyor. Bunu bilirseniz sıkıntı olmaz. Hani akor yaptınız, biraz çalıştınız, işte ritim attınız, solo yaptınız. Akor bozulabilir. Yani kötü sesler gelmeye başladığında zaten kulağınız onu hisseder, duyarsınız zaten, anlarsınız. Daha sonra tekrar akor yapacaksınız. Sık sık akor yapacaksınız. Akor oturacak. Umarım faydalı olmuştur bu videomuz. Bir başka eğitici öğretici teknoloji içerikli videoda görüşmek üzere. Bitirmeden bir iki ritim dağıtmakta fayda var.